Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2021 ila 2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarda ikna timleri oluşturdu. Okul bahçelerine stand kuran sağlık görevlileri aşı olmayan veya eksik doz aşı yaptıranların aşılarını tamamlanması için veliler ve öğretmenler ile konuştu. Senin öğrencin var mı? Öğrencisi nerede? Adıyaman Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'nda aşı olmayan Mehmet Karaca isimli öğretmeni, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Sağlık Müdürlüğü Erdoğan Öz ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ikna etti. İkna edilen öğretmen kurulan standta ilk doz aşısını oldu. Yine öğrencilerini okula getiren öğrenci velileri de sağlık ekipleri tarafından ikna edildi. Çekelim siz de. Velilerden hiç aşı olmayan veya eksik doz aşı olanlar ikna edilerek aşıları yapıldı. Aşı belli çekinceleri de vardı. Biz kendisiyle sohbet ettik. Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erdoğan Öz, pandeminin bitmesinin tek yolunun mesafe, maske, hijyen koşullarına riayet etmekle birlikte aşı olmak olduğunu belirtti. Sayın hocamın, öğretmenimizin aşı gibi belli çekinceleri de vardı. Biz kendisiyle sohbet ettik. Hocamın endişelerini, sorunlarını gidermeye çalıştık. Sayın hocam, bu konuşmamızdan sonra Sayın Vali Yardımcımız, Milli Eğitim Müdürümüz, bizler İl Sağlık Müdürü olarak Sayın Hocamla konuştuk. Aşıyla ilgili bilgiler verdik kendisine. Bizim örneğin şu an için ilimizde 550 bin aşkın aşı yaptık. Kayda değer herhangi bir yan etki olmadığını kendisine izah ettik. Covid-19 ile ilgili çalışan tüm bilim insanlarının pandeminin bitmesinin tek yolunun mesafe, maske, hijyen koşullarına riayet etmekle birlikte aşı olmak olduğunu söyledik. Sayın hocamın da tereddütleri vardı. Kendisiyle konuştuk, sohbet ettik. Şu an için kendisi de ikna oldu. İnşallah şimdi aşısını yapacağız. Ben hem kendisine, hem çevresine, hem öğrencilerimize, diğer öğretmen arkadaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Kendisine de bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. İkna edilen öğretmen Mehmet Karataş ise aşı konusunda bazı çekinceleri olduğunu ve bunun giderildiğini kaydetti. Çekincelerim aslında giderildi. Birkaç tane sorum vardı. Onlar da sordu. Aşı olarak bu pandemi sürecini inşallah hep birlikte bitireceğiz. Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise konuşmasında okulları uzun süredir öğrencilere, öğretmenlere sağlıklı bir ortam olması açısından hazırladıklarını söyledi. Öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılımızın sağlıklı bir şekilde başlamasından dolayı, yüz eğitimden dolayı çok mutluyuz. Okullarımızı biz uzun süredir öğrencilerimize, öğretmenlerimize sağlıklı bir ortam olması açısından hazırlık yapıyoruz. Tabii bu zaman zarfında da bir taraftan işte hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız aşılama işlemi yürütüyor. Aşılama konusunda da herkes aşılanmalı ki bizim yüz yüze eğitim öğretimimiz sağlıklı bir şekilde yürüsün. Biz de bu sebeple Sağlık İl Müdürlüğümüze, Sayın Valimizin talimatları ve koordinasyonunda bir aşıya teşvik kampanyası başlattık. Ve bu kampanya çerçevesinde gördüğünüz gibi işte sağlık çalışanlarımız buradalar. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, eğitim çalışanlarımızdan aşı olmamış olanlar da burada rahat bir şekilde aşılarını yaptırıyorlar. Ben bu vesileyle tekrar yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Herkese sağlıklı günler. Öğretmenleriyle okul bahçesinde bir araya gelen Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, öğretmenlere hijyen seti hediye etti.